Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi ile ilgili kurulan ve kamuoyunda boşanma komisyonu olarak bilinen komisyonun 6 Mayıs 2016 tarihli araştırma raporu derhal geri çekilmesi gereken bir rapordur. Raporun içeriğine bakıldığında gerek çocuklar, gerekse kadınlar için kabul edilemez hükümler içermektedir. Rapor, çocuk istismarcısının tecavüz ettiği çocukla 5 yıl boyunca sorunsuz ve başarılı bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli serbestlikten yararlanmasını öneriyor. Oysa devletin görevi çocuklarımızı her türlü istismardan korumak, bunun önlemlerini almaktır. Bu nasıl bir rapordur ki çocuğun 5 yıl boyunca istismarcısının istismarının devam etmesinin önünü açmaktadır? Bu nasıl bir rapordur ki çocuk evliliğinin önünü açmaktadır? Bu nasıl bir rapordur ki istismarcıya denetimli serbestlikten yararlanma yolunu açmakta, korunmaya almakta ve affetmektedir? Bu rapor meclis çatısı altında nasıl olsa çoğunluktayım, meclisten geçiririm diye düşünülüyor ise bir an önce bu düşüncenizden vazgeçin. Bizim sizin yasalarınıza kurban edeceğimiz çocuğumuz yok. Günlerdir bu konuda atılan çığlıkları duymanızı, derhal raporunuzu geri çekmenizi bekliyoruz. Aksi takdirde buna asla müsaade etmeyeceğimizi bilin istiyoruz. Rapordaki şiddet gören kadınlarla ilgili öneriler de asla kabul edilemez önerilerdir. Kadınlar yıllardır verdikleri mücadele sonucu elde ettikleri haklarından asla taviz vermeyecek, asla geri adım atmayacaklardır. Bu raporun da öngördüğü gibi şiddet gören kadınlar için son derece hayati olan koruma tedbirlerini mesai saatleri ile sınırlandıramazsın. Koruma tedbiri almak için delil şartı getiremezsin. Ve delil getir seni koruyayım diyemezsin. Erkek mağdur olmasın diye kadına verilecek nafakayı evliliğin devamı süresine bağlayarak kadını şiddet gördüğü, mağdur olduğu bu evliliğe mahkum edemezsin. Şiddeti meşrulaştıramazsın. Aile içi şiddeti uzlaşma ve arabuluculuk yöntemi ile çözemezsin. Ailenin korunması için kurulan komisyondan toplum olarak beklentimiz çocuğa ve kadına istismarı, şiddeti önlemek konusunda daha ileri, daha önleyici, daha koruyucu politikalardır. Ancak üzülerek ve şaşkınlıkla görüyoruz ki komisyon ne amaçla kurulduğunu unutmuştur. Aile kurumunun güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi amacı ile kurulan komisyon, kuruluş amacının tam tersine sonuçlar yaratacak bir anlayış içerisindedir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri bu rapora şerh koymuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü olarak bu anlayışın karşısında olduğumuzu, sonuna kadar kadın ve çocuk haklarının koruyucusu olacağımızı, kazanılmış haklarımızla asla ödün vermeyeceğimizi, çocuğa ve kadına karşı şiddetle, kararlılıkla ve inançla mücadele edeceğimizi duyurur. Aile komisyonuna buradan raporunu acilen ve derhal geri çek dediğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız. Çok teşekkür ediyorum hepinize.